Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sübhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri. Vahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Ve fevvidu emri ilallah innallah basirun bil ibad. Eûzu billahil azim ve biveçhil kerim. Ve sultanihil kadim min şerrişşeytanirracim. Elhamdülillahillezî arsala rasûlehu beşîran ve nezîran. Vessalatu vesselamu ala men ahyeddine ba'de en kâne esîran. Ve ala âlihi ve ashabihil mukaddimine alel hayri ve lev asîran. Ulemu enne afdalel kitâbi kitâbullah. Ve afdalel hedî hedî Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ve şerrel umûri muhtesâtuhâ ve külle muhtesin bid'ah. Ve külle bid'atin dalâle ve külle dalâtin finnâr. Ve bis senedil muttasık ile nebi sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem ennehu kal. İzâ ukile inde sâimi sallet aleyhil melâike. Sadaka Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan-ı izam aleyhimussalavat ve teslimatın Ehl-i Beyt, Ehl-i Ashab, Etbalı, Rıdvanullahi Teala Aleyhi Mecmai'nin bir cümle mümin ve Müslüman kardeşlerimizden irtihanı dar baka edenler Rahmetullahi Aleyhi Mecmai'nin hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Gümüşhanevi, Ziyaddin Gümüşhanevi Hazretleri, üstazları, üstazlarımız, müşahefendilerimiz, hazırun ve dersimizi dinleyen tüm geçmişlerimizin ervahı için El Fatiha. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. İzel takal muslimani, iki Müslüman karşılaştığı zaman, erkek veya kadın, ikisine de kapsıyor. Tabii burada kasıt, Peygamberimizin başka hadisleriyle beraber mütalaa edeceğiz. Onu uyarıyor Gümüşhaneli. Hanımınla karşılaştın veya kız kardeşinle, teyzenle, halanla. Erkeklerde problem yok. Müslüman olduktan sonra tanıdığına tanımadığına selam ver. Ama durup dururken Müslüman olmayana selam verilmez. Çünkü selamın ahiretli de ilgilendiren duadır. Kur'an-ı Kerim'de diyor ki Allah Celle Celaluhu ahirette onların hiçbir nasibi yok. Sen selam verince orada da onlara makam rütbe ver demek istiyorsun. O zaman yanlış oluyor. Ama onlar sana selam verirse ve aleyküm diye sadece aleyküm kelimesiyle cevaplamış Peygamberimiz. Buna cevaz var. Durup dururken selam yok. Bunun dışında günahkar olabilir. Günahkar olmayan var mı içimizde? İnsanız, beşeriz. Var suçlarımız. Allah affetsin. Tanıdın tanımadın ha. Mümin olmak kaydıyla erkeğe selam vereceksin. Öyle zaten hadis. Kadına da mahremin, kızın, torunun, kardeşin, kız kardeşin, teyzen, halan, evlenemeyeceğin annen, evlenemeyeceğin kişiler, nikah tutmayacak. Evlenen kişiyle karşılaştın mı selam ver. Ondan sonra böyle iki Müslüman, mesela eşin, selam ver. İki Müslüman karşılaştığında, buluştuğunda, tabii varınca selam verecek. Selamdan sonra fetesafaha, musafaha yapacak. Musafaha sağ elle olur. Evet, böyle. Solla olmaz. Zaten sevap bir iştir. Orada dedik ya, sol tuvalette kullanılacak, sağ iş göremezse. Bu bir şey, usul, adab. Arz ediyorum yine. Yani kızmasınlar solak ellerini kullananlar. Peygamberin hadisini hatırlatıyorum ben. Musafaha da sağla yapılır. Sevaptır. Şimdi göreceksiniz. Sağını böyle koyacaksınız. Evet. Selamdan sonra ve dahika. Evet. Selam verdin. İşin müsait. Acele bir işin yok. Selam verdin. Elini sıktın.
ve güldün ve dahika, yani tebessüm, kahkahayla değil, yüzün güleç, gözün içi gülüyor. Musafaha yaparsan her biri diğerine böyle tebessüm ederse ve hamidallaha, evet Allah'a hamd ederse ve estağfarahu, evet gafarallahu lehuma, evet Allah'tan af dilerlerse, Allah'a hamd ederlerse, öyle söylüyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, gafarallahu lehuma kable en yeteferraka, ayrılmadan günahlarından temizler Allah. Ne diyeceksin? Selamun aleyküm. Cevap, ve aleyküm selam. Esselamu aleyküm ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatü. Aleyküm selam. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Yanlış. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Vahiy ilave et. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de İzâ huyyitum bi tahiyyetin fehayyu bi ahsene minha. Daha güzellerine selam ver. Daha güzeli bir fazla harf ilave etmek. Yani selamun aleyküm ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatü en güzeli. O kadar uzatmaya şeyin yok. Zamanın. Selamun aleyküm ve aleyküm ve aleyküm selam. Vay söylemezsen benim ihtiyacım yok, senin olsun gibi anlama geliyor Arapçada. Onun için ve aleyküm, hem bana hem sana. Ve aleyküm selam dedikten sonra yüzün gülerek musafaha yapacaksın. Allahümme ufilli veli ahi heze. Duası bu. Evet. Allah'ım beni ve şu arkadaşımı, kardeşimi affet. Gafarallahu lehuma. Allah ikisini de affeder. Kable en yeteferraka. Ayrılmadan evvel. Bir de ellerini sallarlarsa, güzün sararmış yapraklar, ağaçların sararmış yaprak ermiş, olgunlaşmış. Rüzgar esince nasıl hış diye dökülüyor, hepsinden kurtulurlar. Aynı anda. Böyle salladıkça yaprak dökülür. Gibi günahları da dökülür. Ben inanıyorum. Peygamberin sözüdür. İnanıyorsanız ama fazla da sallaman, kopacak, koparman yani. Şöyle bir usulü var. Hani siyasetçiler karşılaşıyor, ikisi birbirinin can düşmanı. Görüyorsunuz televizyonlarda. Nasıl sallıyor yarım saat. Halbuki elime fırsat geçerse seni depeleyeceğim demek o. Yok. Müslümanın kastı depelemek değil, selam vermek. Benden sana zarar yok kardeşim. Ben seni seviyorum. Dünyada ukbada aziz ol demektir. Bir de elini sıkıyor samimiyetten dolayı. Hafifçe sallıyor, günahları döküyor. Evet, Müslüman da nokta karşılaşma usulü bu. Evet. Efendim gayrimüslimlere onlar da tamam, biz insan olduğu için saygı duyacağız. Hep söylüyoruz. Fransız'a bonjour diyeceksin. Evet. Good morning İngiliz'e. Guten Tag Almanya. Ya ben veya selamı yobaz diyorum. Günaydın beyefendi. Tamam, günaydın, günaydın. Kötü değil. Ama selamın yerini tutmaz. Selam dünya ahiret saadetini, selametini, güzelliklerini içeren Allah'ın isminin de içinde olduğu bir cümledir. Selam Allah'ın ismi. Onun için yerini tutmaz. Kötü değil, adamına göre. Yobaz diyecekse günaydın de. İyi akşamlar de. İyi, hayırlı sabahlar de. Ne diyeceksen. Fransızca bonjour de. Biz insanız, insanlarla iyi ilişki kurmak dinimizin emridir. Yani, ama selam ayrıdır. Böyle arkasından da musafaha ederseniz günahlarınız dökülür. Allahümme ufirli ve li ahi haza. Allah'ım beni ve şu kardeşimi affet dediniz mi günahlarından. Bu kadar kolay mı? Neden kolay olmasın? Yani Allah cenneti yaratmış. Ve yüzlifetil cennetü lil müttakine gayre ba'id. Hazır bekliyor. Gelsin müminler de. O da şeref duyacak müminler ağırlamaktan.
Müminler dörtte üçü cennetin bizden olacak inşallah. Hadise göre. Yine de dolmayacak. Beni yarattın ama boş baksana. Allah yeni bir halk yaratacak. Cennet üzülmesin diye. Onun için hep Müslümanlar gitsin oraya. Günahlar dökülsün böyle. Bir musafaha ile, selam vermeyle, hal hatır sormakla. Yüzü ekşi adamın, o yüzünden düşen bin parça üzüntülü. Evet, muhteşem hayırdır diyor. İlka-ı sürur fi kalbül mümin. Üzüntülü mümine gözlerin gülerek bir selam versen. Maşallah, inşallah şöyle iyi olacak, böyle olacak. Deşiş çarenle adamın şeytanlarını dağıtsan, gamını kederini, en muhteşem hayır, üzüntülü gamlı müminin kalbine sevinç koymaktır diyor. Müslümanlık böyle. Müslümanlık böyle efendim. Evet. Şimdi bu musafahayla ilgili iki Müslüman karşılayıp önce selam, sonra sağ ellerle olacak, sol elle olmuyor. Ve de bir telaki beşeratil mülkayn. Kavuşanların eller birbirine değecek. Eldivenle almaz. Eldiveni çıkar. Elbiseyle olmaz. Çıplak elin karşıdaki adama bile hailin. Evet, hailsiz değecek. Ve böylece müminler samimiyet bulaşacak oradan. Kalpleri birbirine ısınacak. Düşmanlıklar giderecek. Giderecek. Evet. Kadınlara nikah düşecek, kadınlara erkeklerin musafasını peygamberimiz yasaklıyor. Efendim bu kadar da kötülük, ya ben sana kötü demiyorum. Ben peygamberimiz hadisini hatırlatıyorum. Her azanın zinası vardır diyor peygamberimiz. Gözün zinası harama bakmak. Kulağın zinası işte o lafları duymak. Dilin zinası gıybet etmek. Elin zinası bataş diyor. Tutmak işte musafaha. Hadis bu efendim. Ben duyuruyorum. Senin kalbin kötülüğünü ben ne bileyim? Yarıp bakmadım ki, Allah bilir kalplerin ne olduğunu. Ama peygamber böyle söylüyor. Onun için biz elçiyiz. Bize şey etmek yok. Şimdi burada güzel bilgiler de vermiş. Böyle selam da söyledik. Yaşlı insanlar genç hanımlara selam verebilir. Ama delikanlı genç bir kıza selam veremez. Yanlış anlaşılır. Evet. Ceza kanunda da böyledir. Harfendazlık suçu vardır. Kız ne kadar güzelsin dese sataşmak olur. Söz atma olur. Suçtur ceza kanununa göre de. İslam'da da böyle. Birçok hadis tahric edenler Bera bin Azib Hazretlerinden Hasan hadis olarak bu hadisi nakletmişler. Allah onlardan razı olsun. İzel takal müslümani biseyfihime. İki Müslüman kılıçlarıyla çarpışsalar karşı karşıya, o da bana dişini sıkmış geliyor. İki Müslüman, dikkat edin, İki Müslüman kılıçlarıyla çarpışsalar, her biri diğerini öldürmek kastıyla böyle birbirine hücum etseler, evet, fekatale ahadume sahibehu, evet, biri diğerini öldürseler, fel katilu vel maktulu finnar, öldüren de öldürülen de cehennemdedir. Evet, diyorlar ki ile Ebu Bekre sahabiden bir zat bu. Bunun şu halini size arz ettiysek gene tekrar olsun. Camiye, mescide girmiş, peygamberimiz rükuda. Biliyorsunuz namaz kılarken imamla beraber rükuda beliniz böyle düzlendi mi, o rekatı imamla beraber kılmış sayılıyorsunuz. Peygamberle beraber o rekatı kaçırmamak için caminin kapısından girmiş, Allahu Ekber demiş,
eğilmiş rükudeyken hem Süban Rabbel Azim diyor hem de öne doğru gidiyor. Çok çok arkada boş yer var. Ön safa ulaşacak. Semihallahu aleyhi ve da yine gidiyor. Safa ulaşmış. Peygamberimiz önden gördüğü gibi arkadan da görüyordu. Onun bu halini görmüş. Dönmüş demiş, ne yaptın? Biliyorsun ya Resulullah ne yaptığımı. O rekatı kaçırmak istemedim. Cemaate olan hırsını takdir ettim. Ama demiş, namaz ya bu. Durmadan yürüdün ya. Bir daha yapma. Yenile dememiş. Namazın yeniden kıl dememiş. Ama demiş bir daha da yapma. Böylece demek ki kapıdan girince rükuda uysanız işiniz acele. Uçağa yetişeceksiniz. İşiniz acelıysa böyle bir kolaylık var. Kalbinizi kıbleden çevirmek kaydıyla ön safı boşluğunu doldurabilirsiniz. Ki Medine'de Mekke'de bilhassa Medine'de görülür bu. Namaza durduktan sonra millet boş yerleri doldurur. Var yani. Dinde var. Bu iptal değil, ikmaldir. Ön safı doldurun emri var ya, ona uymaktır. Göğsünüz kıbleden çevirmek kaydıyla yürüyebilirsiniz. Fakat gene bir daha yapma dediğine göre namazı bozmaz ama olur olmaz da böyle namazda yürümemek lazım. Pek de iyi değil. Onu anla. İşte o Ebu Bekir'e Allah ondan razı olsun. Bize bu hükmü öğretmiş. Demiş ya Resulallah. Öldüren tamam. Çünkü bir Müslümanı öldürdü. Öldüren zavallının ne kabahati vardı cehenneme gönderdiniz ya Resulallah. Ya Resulallah. Hazel katil yestahikkun nar. Fema belul baktu. Bu öldüren cehennemi hak etti ama şu zavallının günahı ne? Evet. Efendimizin cevabı müthiş. Cevamül kelimdir. Peygamberimiz bir laf eder, ciltler dolusu eser yaz. Evet şöyle buyurdu. İnnehu kâne harisan alâ katli sahibihi. Sen maktulun suçu ne dedin ama belki elini çabuk tutmasaydı o onu öldürecekti. İkisi de birbirini öldürmek azmindeydiler. Mümini haksız yere öldürmek cehennem sebebidir. Ve men katele mu'minen müteammiden, kim kasten haksız yere bir Müslümanı öldürürse mümini, fecezâuhu cehennemü, cezası cehennemdir diye ayet var. Aslında mesela dünyada işlenen suçların cezası uygulandı mı Peygamberimizin hadisi var sallallahu aleyhi ve sellemin, kefaret olur diyor. İmam-ı Azam'a diyorlar ki adam öldürene ne dersin? Kesin. Bir şey demem diyor. Ayet var böyle. Hadis var ama ayet de böyle. Allah'tan umut kesilmez. Bir köle azat et diyor. Köle azat nasıl? Biz de dedik ki işte gariban, yoksul bir adamın, bir çocuğun elinden tut, adam et onu, okut. Onu köle azat etmiş, ihya etmiş olursun. Allah'tan umut kesilmez. Evet, Erhamur Rahim'indir. Sahibimiz Allah. Şimdi bununla ilgili adam 99 tane şey öldürmüş. Adam pişman olmuş. Gitmiş hocaya. Demiş hocam ben şu kadar adam öldürdüm ama çok pişmanım. Bana bir açık kapı yok mu? Yok demiş. Bitmiş senin için. O demiş 100 olsun tam olsun. Bir de onu öldürmüş. Yok böyle değil. Biz bir şey sahibin Allah oğlum. Gene de Allah'a yalvar. Erhamur Rahim'dir. Ekremur Ekrem'indir. Gaffara zünüptür. Settara uyuptur. Yetki onun elinde. Böyle ayet var ama yetki gene onun elinde. Deyip demesi gerekirken bitti bu iş deyince o yüz olsun demiş, tam olsun. Evet böyle kasten birbirlerini öldürmek kast olduğu için hem öldüren hem öldürülen cehennemdedir buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet bu
Müslümanların buluşmasında bir hususu da okuyacağım. Evet. Buhari Müslim hadisi şimdi okuduğumuz. Buhari Müslim, Ebu Davud, Nesai, Ebu Bekre'den. İzel takal muslimani feselleme ahaduhuma ala sahibihi kâne ahabbuhuma ilallahi ahsenuhuma bişran bi sahibihi fîzâ tasafaha enzelallahu aleyhime mi'ete rahme lilbâdi tis'ûne vel musafahi aşara. Evet. İki Müslüman birbirleriyle karşılaştıklarında beşüş bir çehreyle selam verirlerse Allah katında ikisinden en sevimli olanı, makbul olanı musafa yaptılar, selam verdiler, musafa yaptılar. Allah yanında en makbul olanı Bişran, ahsenuma Bişran, arkadaşına gözlerin içi gülendir. Beş yüz çehreli davranandır. Selamun aleyküm Ali. Aleyküm selam. Yok. Selam ne demek? Kardeşim, ben seni candan seviyorum. İki canlı aziz olasın. Allah belalarını, musibetlerini kaldırsın. Afiyet verirsin iki dünyada da. Sıkıntıların gidersin. Allah yardımcın olsun. Allah aziz etsin. Hepsi var içinde. Böyle diyor. Ben bu dualar etmeyeceğim ama mecbur kaldım. Der gibi. Hayır, müminin kardeşidir. Güler yüzle. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatü. Yüzü gülen Allah katında daha makbul. Öteki de selam verdi. Sebep oldu. Ama yüzü gülen, hangisinin yüzü gülüyorsa o daha makbul. Dargınlık kalmasın müminlerin arasında. Şimdi böyle beş yüz çareyle selam verdiler. Ondan sonra bir de musafaha ettiler sağ elleriyle. Evet. Allah Celle Celaluhu 100 rahmet indirir bunlara. 90'ı ilk başlayanın, elini ilk uzatanın, onu diyor ikinci adamın der. Neden? İlk uzatan arada kırgınlık, dargınlık varsa yenmiş oluyor. Fedakarlık yapmış oluyor. Nefsine karşı iradeli davranmış, kahramanlık yapmış oluyor. 90'ı diyor ilk el uzatanın, ilk selam verenin, onu da ikincinin. Onun için sen birinci olmaya bak. Şimdi efendim, ama hocam öyle de ben buna hayatı boyunca iyilik ettim. Bana yaptıklarını bilsen, öyle bile olsa Allah kim besleyenleri sevmiyor. Şimdi cemaat olup saf bağlayıp namaza durunca yeryüzünü batıracakken Allah şu saf bağlayanların güzel safına çok hoşuma gitti, erteledim buyurduğu gibi hadislere göre şunların günahlarını da sildim meleklere. Ama kardeşine kim besleyenler yok. Barışınca kadar onu askıda tutun. Hadis var böyle efendim. Buhari hadisleri var. Onun için yalan dünya bu. Yunus ne güzel söylemiş. Bilirim seni, yalan dünyasın. Evet. Evliyaları alan dünyasın. Sevdiğimi aldın, beni aldattın. Dönüp yüzüme gülen dünyasın. Ne güzel söylemiş. Yalan dünya bu. Hepimiz yok olup gideceğiz. Şu oldu mu? Tamam. Ama yolda karşılarken selamünaleyküm. Ve aleykümselam. Bayram ziyareti. Ama içim, ben içine karışmıyorum. Kin besleme diyorum. Kalbim ısınmıyor. Tamam. İnsanız. Isınsa daha güzel ama o kadar da hani biz Rabiatül Adeviye olamayız. Demişler ki ona, kadın evliya biliyorsunuz meşhur, şeytana düşman mısın? Yok demiş. Ama demiş Allah Kur'an'da demişler ona,
innehu lekum aduvun mübin, sizin apaçık düşmanınız. Demiş ki kalbimde düşmanlık yok, hep sevgi dolu. Düşmanlığa yer yok kalbimde. Bunlar büyük insanların hali. Büyük insanların. Normalde kalbine tamam ısınmıyor bir şey ama sokakta gördün mü selam, bayramda merhaba, böyle kin beslemek yok. Aksi halde bak herkese affediyor, kin besleyenleri hayır diyor, askıya alın. Evet, bu ilk el uzatan kimse kinini, bu nefsini yendiği için de bir fazladan güzellik yaptığından 90'ını o alıyor diyor, 10'unu ikinci adam. Sen de böyle ilk selam veren, ilk barışan adam olmaya bak. Hakim Tirmizi keza Hazreti Ömer'den Tuborani Hasan senetle nakletmişler. Allah onlardan razı olsun. Şefaatlerini bizim aile eylesin.